asıl vazife ve fıtrat ve esas-ı ubudiyet olan, kat'i borç olan namaz. Demek ki zorunlulukmuş namaz. Zorlama değil, mecburiyet. Olmazsa olmazdır namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubahanallahine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fissemavati vel ardi ve aşiyyen ve hine tusirun. Ayet-i kerimenin tefsirini, namazla ilgili ayetlerinde bir nevi tefsirini yapıyorduk. 8. derse geldik. Ders 8. Namazla ilgili 9. sözün 4. nüktesini okuyacağız. Önce bir itirafta bulunayım. Ben bu 4. nükteyi atlayacaktım. Benim hiç aleme oturmayan bir yerdi burası. Yani çok böyle okuyordum ama bir mana anlatıyor üstad da. Hatta dedim ki 5'ten başlayayım. Namaz vakitleri bitirelim. Sonra dedim ki biraz uğraşalım. Belki Cenab-ı Hak güzel birkaç şey çıkartır. Elhamdülillah. Yani bu ders tam aleme oturdu benim. Yani ilk defa ben bu kısmını anladım. Kısmen anladım. Hepsini anlamış olmadım muhakkak da. İnşallah anlatabilirim. Birazcık zor bir ders. Çünkü namaz dersimizin 8. bölümü ve şu vardı. Kainat, insan ve zaman düzleminde namaz anlamaya çalışıyorduk. Zaten bu ayrı bir imtihan. Ayrı bir ezber bozan bir noktaydı. Bu şimdi gireceğimiz nokta da yine Kur'an'ı bir yöntemle bize namaz anlatılacak ama hiçbir yerde duymadığınız böyle bir yaklaşım yolu var. Kur'an'ı bir metot aslında ama pek bir revaçta değil. Hatta bugün bizim Hoca Efendi de camide namaz anlatıyordu. İftida tekbiri derken işte tüm dünyayı arkana atacaksın vesaire gibi. Yani ilmihal bilgilerle namaz anlatılıyor. Şimdi böyle bir sistem içerisinde hiç duymadık bir koridor açıyoruz. Zorlanıyoruz ama öyle böyle istifadeli oluyor. Bu ders de inşallah öyle olur. Şimdi bir örnekle başlayacağız. Bir saat örneğiyle başlayacağız. Saat örneğini iyi anlamamız lazım. Eğer saat örneğini iyi anlarsak, oradaki anlatılan manayı iyi anlarsak, anlatacağımız mana o misalin üzerine bina edilecek. O yüzden saat kısmını iyi dinleyelim. Kısmen şekillendirmeye çalıştım ama birazcık dikkat isteyen bir nokta. Evet, dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmünü alırlar. Şimdi saatin çalışma fonksiyonunu anlatıyor. Yani haftalık bir saatten örnek verecek ama haftalık bir saat de yok zaten. Bizim bildiğimiz işte günlük saat, yani 24 saat düzleminde bir saat anlayışımız var bizim. Ama bu da bir farklı pencere açacak bize. Haftalık bir saatten bahsedecek. Yani bir haftayı içeri alan bir saat fonksiyonu var. Şimdi haftalık bir saat fonksiyonu bize anlatılırken aslında en yavaş dönen nedir saatte? Saniyedir. Yani biz aslında bir saatin çalıştığını sanırız. Eğer saniyesi varsa saniyenin ilerlemesiyle, değil mi? Ne dersin? Bu saat çalışıyor. Bilirsin ki saniye çalıştığında yer kovanda çalışır, akrep de çalışır. Yani saniye küçük bir harekettir. Fakat dakikaları gösteren yelkovanı ve işte saati gösteren akrebi de harekete geçiren o saniye hareketidir. Doğru mu? Şimdi haftalık bir saat ele alıyoruz ve şimdi haftalık saat olunca biraz daha kompozisyon büyüyecek. Biraz daha geniş bir daire alacağız içerisine. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı. Şimdi saati şöyle bir çizelge yaptık. Bildiğimiz üçlü bir sistem var. Yani akrep, yelkovan ve saniyeden oluşan bir saatimiz vardı bizim. Şimdi buna haftalık eklenince buna biz aslında bir tane daha çubuk ekledik. Yani buna biz bir de günü içine alan, günü ifade eden bir çizelge koyduk. Saatte şu anda 4 hareket var. Ama bu geniş bir saat. Yani normal bildiğimiz saatten daha geniş bir zaman dilimini ele alıyor ve bunun saniyesi gece gündüz. Yani tık tık diye atan bir saniye bu saat kompozisyonunda bize gece gündüzü ifade ediyor. Her bir saniye en dar dairede bizim hayatımızda gece ve gündüzü ifade ediyor. Her atan saniye. Peki bu saniye gece gündüzse bunun dakikası ne olur? Seneler. Her bir sene bir dakika. Şimdi saniye milinin hareketi haftalık saat içerisinde çok önem arz etmiyor bizim alemimize. Yani gece gündüzü pek fazla önemsemiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetleridir gece gündüz. Fakat bu gece gündüz hareketi ne yapıyor? Dakikayı tetikliyor. Ve aslında gece gündüz hareketiyle beraber bizim farkında olmadığımız hem enfüs hem afak aleminde acayip bir tasarrufa yapılıyor. Ve gece gündüz biz bunu hissetmiyoruz ama dakikalar hükmündeki senelere vurunca mesele orada artık hiç ayyuka çıkıyor. İsterseniz bunun en büyük ispatı cep telefonlarınızda veyahut da bilgisayarlarınızda kayıtlı olan resimlerinize bakın. Bir seneki önceki resminiz, bir seneki sonraki resminiz arasında çok büyük fark vardı. En yaşlanmayan, en genç gözüküyorsun diyen kişide bile bariz şekilde o büyük değişim, büyük başkalaşım, büyük tasarrufat belli olur. Mesela hiç değişmeyen Mesut abi bile eski fotoğraflarında baktığında o bile daha genç gözükür yani. Değişiyoruz ve habire bir yenilenme var. Ve bununla beraber saniye mili gece gündüzdü. Dakika hükmünde senelere geçti. Şimdi seneler olunca bu sefer saat ne olacak? Tabakatı
ömrü insan. Şimdi tabakatı ömrü insan ne demek? İnsanın ömür tabakaları. Bunu iki cihette Kur'an bize ders veriyor. Birincisinde bakın kainatın 6 gün yaratılması var. 6 günde yaratılma hadisesi var. Kur'an-ı Kerim'e çok geçer. Yaklaşık 8 surede 9 ayette 6 günde yaratılışı ders veriyor Kur'an-ı Kerim bize. Herkesin de aklına şu soru geliyor. Ya niye 6 günde yarattı da bir günde yaratmadı? 6 gün aslında yaratılış devresidir. Yani 6 günde yaratılma hadisesi zaten gün meselesi bizim anladığımız, bildiğimiz gün meselesi gibi değildir. Kur'an'da geçen yevm tabiri bizim bildiğimiz de 24 saatten oluşan gün değildir. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın bir üst tabakası olan alem içinde gün, Kur'an'ı gündür, her bir devirdir, her bir büyük icraatın ismidir yaratılış hadisesi. Ve 6 gün devre, 6 günde yaratılan o kainat düzlemi küçük alem olan insanda da 6 tabakada gözükür. Yani Kur'an'da geçen ayetlerin manaları bunlar. Nutfe, alaka, mutga, azm, lahım ve halkı cedid. Yani en son lahım et demek. Et haline geldin ve dünyaya geldin ve halkı cedid. Yani aslında sen doğmuyorsun bir kere. Her an doğuruyorsun, doğruluyorsun. Her an yaratılıyorsun, her an başkalaşıyorsun. O yüzden Yunus Emre Hazretleri demiş. Her dem yeniden doğarız bizden. Her dem yeniden doğarız bizden. Kim usanır diyor. Cenab-ı Hak aslında bizi sürekli yaratıyor. Sürekli değişim halindeyiz. Bu 6 gün devresi bizde tabakatı ömrü insan olarak ifade edilmiş. Yani hepimiz aslında o ömür tabakalarının safhalarından yavaş yavaş ilerliyoruz. Mesela şu anda birçoğumuz ihtiyarlık vaktindeyiz. Birçoğumuz gençlik vaktindeyiz değil mi? Üst katta çocuklar var. Onlar çocukluk devrinde ve sürekli bir etkileşim, sürekli bir gelişim var. Kainatla beraber. Çünkü gece gündüz saniyesi hareket ediyor. Dakikaya vuruyor. Seneler ilerliyor. Seneler sistem ilerleyince bu da saate vuruyor. Tabakatı ömrü insan da her an değişiyor. Sen de değişiyorsun. Peki bunun günleri sayan ibresi de neydi? Edvarı ömrü alem. Büyük alemin de devreleri var. Mesela ahir zaman büyük alemin son devresidir. Şu anda biz büyük alem olan kainatın alemin son devresini yaşıyoruz. Çok enteresan bu. O yüzden günler hükmündeki bu edvar-ı alemi tetikleyen nedir? Saattir. Saati tetikleyen nedir? Dakikadır. Yani senelerdir. Peki seneleri tetikleyen nedir? Gece ve gündüzdür. Şimdi bu 4 tane çarkta 3 hüküm var. Bunlar ne? 1. Birbirine bakar. Yani hepsi tek bir noktaya doğru döner. Zaten Kur'an'da arkadaşlar zaman anlayışı şöyle değildir. Henezoniktir. Bu ne demek dersiniz? Girmeyin buraya ama bilin yani. Böyle değildir yani. Aslında bir dönüştür. Şöyle bir dönüş vardır. Aynen. Yani helozonik bir dönüş vardır. Yani zaman kavramı bu böyle ifade edilir. Zaten Miraç da bu zaman kavramındaki helozonik uruç. Urucu küllü demiştik. Miraç dersini hatırlarsanız. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyahat etmiştir yani. Şimdi bu saydığımız bu nokta neyi ifade etti? Bir, 4 tane çark vardı. 4 çarkın 3 hükmü var. Yani birbirine bakar. Bir noktaya hareket ediyorlar. Birbirinin misalidirler. Yani aynı sonuca hizmet ediyorlar. Son olarak da birbirinin hükmünü alırlar. Çünkü birbirinin hareketlerine yardım ediyorlar. Yani sen gece gündüzü durduramadıktan sonra şu sistemi durduramaz. Bunu durdurman için bunu durdurman lazım. Senin hayatının sabit kalması için senin aslında dakikaları, seneleri durdurman lazım. Bu da imkansızdır. Şimdi akıp giden, sürekli tazelenen bir zaman var. Şimdi bunu neden anlattı bize? Şimdi namaza neden buradan girdi? 21. sözde geçen bir ayet-i kerime var. Tam ezan vaktinde çok güzel oturdu yerine. Hepimizin bilmiş olduğu, okumuş olduğu 21. söz. Namaz iyidir, iyidir değil mi? Ama her gün 5 defa kılmak zordur, bitmediğinden usanç veriyor diye ifade edilen ayet-i kerime İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Şimdi bu ayet-i kerimenin manası ne? Bakın şüphesiz ki namaz müminler üzerinde belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Şimdi bu meal kültüründeki ifadesidir bu. Bununla namaza yol alamayız. Bakın 9. söz şurayı anlatır bize. Kitaben mevkuta. Kitap bildiğiniz. Kitap ne demek? Yazılmıştır. Kitapta ne vardır? Mana vardır. Bilgi vardır. Zaten kitaben manası Arapçada bilgi manasıdır. Yani aslında kitaben mevkutadır namaz. Yani biz aslında kainattaki bu sistem içerisinde yaratılışın, varoluşun, yeniden öldürülüp yeniden dirilme hadisesi içerisindeki o büyük inkılabın o farkındalığı ifade etmek için biz namaz kılıyoruz. Yani sen aslında namazda kitaben mevkuta okuyorsun. Vakitleri okumaya başlıyorsun. Vakit içinde yapılan tasarrufatı okumaya başlıyorsun. Vakit içindeki okumuş olduğun o tasarrufatı namazda namaz zarfına koyup o tasarrufatı yapan Rabbül Alem'e gönderiyorsun. Namaz budur işte. Bakın kitaben mevkuta yani kitab-ı kebir-i kainatta yaratılışın, her an var olan inkılabatın, o inkılabat içerisindeki
tasarrufat-ı ilahiyenin, o tasarrufat-ı ilahiye içerisindeki ihsanat-ı külliyenin, bize bile yapılan ihsanların, bütün mevzuata yapılan ihsanların manasını idrak ettin ve o manayı sen namazda zarfa koydun. Senin namazın, benim namazım bir zarf ve ben o zarfı anlamış olduğum manaları Rabbül Alemine ne yapıyorum? Gönderiyorum. Kimin adına? Bütün mevzuat adına gönderiyorum. Halife-i Ruhi Zemin olarak. İşte namazın manası budur. O yüzden aslında her vakit bir mana ile namazda anlamış olduğum manaların ifade edilişidir. Kainatın, mevcudatın bana yüklemiş olduğu manaların halife-i arz olarak Cenab-ı Hakk'a iletmemdir, sunmamdır. O yüzden kainat ve insan üzerinde geçen bu vakit nedir? Zamandır. Zamanın okuyan kişinin de yapmış olduğu fiil, söylemiş olduğu sözün adı da namazdır. Zamanın tersi namazdır. Çünkü buradan geldi. Yani neden böyle bir sistem, yani saat üzerinde haftalık, günlük vesaire diye ifade etti? Bakın çok enteresandır. 9. sözde 6 vakit namaz ifade ediliyor. 5 vakit değil. 9. sözü okuyan herkes bilirler. 6 vakit vardır. 5 bildiğimiz, 6'yı da geceyi de ekler üstad. Ve gecede teheccüdü ekliyor. Şimdi sayıyorsun 1, 2, 3, 4, 5 çıkıyor, bir de 6 koymuş gece diyor. Gecede teheccüdü ifade etti. Geçiyoruz namaz vakitlerine. Saat kısmen oturmuşsa oturmuştur, oturmamışsa ayakta kalsın. Benim gibi sıkıntı yok. Fecir. Fecir nedir? Gün doğumu veyahut da sabah vakti. Sabah namazı, yani günün ilk randevusu, tabiri caizse ilk Cenab-ı Hak'la mülaki olduğumuz, huzuru daimiye çıktığımız anın adı fecir zamanı. Tulu'a kadar, yani güneşin doğmasına kadar, evveli bahar zamanına, yani kainat düzleminde evveli bahar zamanına, hem insanda peki, insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, insan dünyasında insanın rahm-ı madere düştüğü zamanına ve peki en edvar-ı alemde, yani alem dediğimiz bütün sistemde bunun karşılığı nedir? Semavat ve arzın 6 gün hilkatinden birinci gününe bakıyor ve onu ifade ediyor. Ne demek şimdi bu? Açıklayalım. Şimdi fecir zamanı, bakın bütün namaz vakitlerini şu 3 düzlemde ele alacağız. Yani kainat, insan, insanın ömür tabakaları, ömür aşamaları tabiri caizse ve son olarak da edvar-ı ömrü alem. Yani alem genelinde namaz vaktinin ifade etmiş olduğu manayı anlayacağız. Yani fecir zamanı nedir? Fecir zamanı evveli baharı ifade eder kainatta. Yani bahar mevsiminin ilk başlangıç zamanı. Yani ilk uyanış. Kainat uyanıyor. Şu anda mesela Nisan zamanındayız değil mi? Kainat uyanmaya başladı. 400 bin mahlukat uyanmaya başladı. Doğru mu? Şu anda kainat üzerinde sabah namazı bana ilk uyanışı ders veriyor. Peki insanda, insanın rahm-ı madire düştüğü zaman. Yani insan neredeydi? İnsan ilim dairesindeydi. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydi ve o insan rahm-ı madere, yani varlık alemine düştü. Varlık aleminde ilk uyanışını yaptı insan. Aynı kainat gibi. Bakın kainat ve insandaki paralelliğe bakın. Kainatta ilk bahar ile uyanış, insanda ana rahmine düşmekle varlık alemindeki ilk uyanış. Peki edvar ömür alem dediğimiz bütün sistemde bunun karşılığı nedir? Bunun da karşılığı 6 gün hilkat dediğimiz, hani 8 surede 9 ayette ifadelerin 6 günde yaratılma hadisesinde ilk gün. Yani Cenab-ı Hak ilmindeki tabiri caizse projeyi hayata geçiriyor. Tatbikat alanına sokuyor. Yani varlık alemine çıkarmaya başlıyor. Fecir zamanı, sabah namazı bize bu üç manayı ifade ediyormuş. Yani ben aslında sabah namazında ilk anlayacağım mana şu. Nedir? Uyanış, başlangıç, ilk adım. Her sabah biz bunu yaşıyoruz. Ve biz bu ilk adımı, ilk başlangıcı hem kainat düzleminde, hem kendi nefsimizde, hem de alemin, bütün sistemin genelinde farkındalığıyla Cenab-ı Hakk'a sunduğumuz, ifade ettiğimiz andır sabah namazı. O yüzden de sabah namazın iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün namazlar ayrıdır ama sabah namazı ayrıdır yani. Bakın iki rekat sünnete dünya ve içindeki hayırlıdır diyor. İki rekat sünnet he. Farz demiyor. Farzı artık siz düşünün. Siz de hesap edin yani. Şimdi bu kadar önemli. Peki zuhur namazına geçtik. Zuhur. Yani özellikle cuma namazında meşhur polemik konusu olan namazdır zuhur namazı. İşte 10 rekat kılınması kılınmaması. Zuhur öyle demek. Öğlen vakti. Yani günün ikinci randevusu. Peki bize bu ne ifade ediyor? Bir, yaz mevsiminin ortasına. Sonra gençlik kemaline. Hem ömrü dünyadaki hilkati insan devrine benzer ve işaret eder ve onlar tecelliyat-ı rahmeti ve füyüzat-ı nimeti hatırlatır. Ne demek bu? Şimdi 3 düzlem üzerinde anlıyorduk dedik. Zuhur öğle namazında biz ne yapıyoruz? Neyi ifade ediyoruz? Yaz mevsimi. Bakın yaz mevsimi aslında ilkbahardan sonra gelir ya. Aslında varoluşun, ilk adımın, uyanışın kemale erdiği zamandır. Doğru mu? Yaz kemal zamanıdır yani. Yani bütün ondan sonra çiçeklerin
açması, yaprakların açmasıyla beraber meyvelerin çıkması, meyvelerin olgunlaşması. Değil mi? Yaz mevsimi. Kemal manası vardır. İnsan hayatında da gençlik vaktinin kemali. Şimdi gençlik vaktinin kemali ne demek? 18'de gençlik vaktinin kemali olmaz. Çünkü daha muhakeme-i akliye çalışmaz. Neyin ne olduğunu anlamaz. 20'de de çalışmaz. 25'te de çalışmaz. He? 33'e kadar insanın hissiyatı oturmaz arkadaşlar. O yüzden yaş 33'e kadar insan hiçbir zaman kendinden emin olmayacak ama her an her zaman hata yapabilir. Çünkü oturmamış daha. Hissiyat oturmamış daha. Bakış, feraset daha kemale ermemiş. Daha hızlı akıyor kan. Akıl daha geride. His ve heves daha baskın. Tabii bu kimisinde 33 olur, 40 olur, 50 de olur. Adam oturmaz. O da ayrı mesele. Pişmemiş insandır bu yani. Sallama çay gibi. Tat vermez. Kendini aramamış. Dengini aramış. Dengine takılmış. Pişmemiş bu adam. Bakıyorsun gelmiştir 35'e, 40'a, 50'ye hala layla ilom hala boş muhabbet hala 18'lik çocukların yapmış olduğu, gençlerin yapmış olduğu muhabbetlerle hareket yapıyorsa bu adam artık daha demlenmemiş abicim ya. Allah öyle etmesin bizi. Ama insanın aynen kainat gibi gençlik vaktinin kemalini ifade eder. Öğlen vakti. Peki edvar ömrü alemde yani en geniş ömür alemin ömründe ne ifade eder? 6 gün hirkatin ikinci günü. Bakın çok önemli nokta bu. İkinci günü yani insanın yaratılma zamanı. Ağaçta meyve ne zaman çıkar? En sonunda çıkar. Değil mi? Kemaldir yani. Artık hani dut ağacı düşünün. Şimdi yani dut mevsimi yakındır diye tahmin ediyorum. Yani dut mevsiminde artık dut önce yaprak açar, çiçek yapar ve dut çıkar ve dut pişer. Ne oldu? Kemale erdi. Doğru mu? Şimdi kainat ağacının meyvesi nedir? İnsan. İnsanın ilk yaratılma devresi bu devredir işte. Hazreti Adem aleyhisselam halk edilmiş. Sistemi anlayacak, sistemdeki manayı çözecek olan makine tabiri caizse halk edilmiş. Ondan önce farklı varlıklar var mıydı? Vardı ama onlar bu sistemin bütünüyle alınacak kapasitede değillerdi. Hazreti Adem'e özel bir montaj yapıldı. Özel bir dizayn yapıldı. Özel bir çip takıldı. Mikroçip çok tehlikeli ama. Çünkü melekler ve secde etmiş. Yani Cenab-ı Hak kendinden başka hiçbir varlığa secde ettirmez. Cenab-ı Hak kendinden hariç, kendi varlığından hariç hiçbir varlığa secde ettirmez. Hazreti Adem'e edilen secde arkasında Cenab-ı Hakk'ın zatî ve hususi bir tecelliyatı vardır. O hususi zatî olan tecelliyat Hazreti Adem'e kısmen monte edildiğinden işte secde hadisesi ona yapılır. Hazreti Adem'in varlığına değil. Çamurdan bir varlığı ne secde edecek ya? Dolayısıyla zuhur namazı aslında bizim bu hilkati insan devrinde insanın yaratılma zamanını ifade eder. Yani ben öğle namazında bu üç manadaki tecelliyatın farkındalığıyla hem rahmeti hem de füyüzata mahzar oluyorum. Bakın özellikle dünyevi işlerin de kemale erdiği zaman öğle zamanıdır değil mi? Biz ne yaparız mesela? Öğle zamanı şimdi namaz vakit irdeleme başladığımızda yani bu dersin en kolay yerine geç eğer ilk 8 dersi ciddi analiz ettiğimiz dinlemişsek çok kolay anlayacağımız olan kısma geçtiğimizde öğle vakti aslında bizim için nefes vaktidir. Erteleme vakti değildir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz ertele de ertele. Aynen alarmdaki gibi. Ertele ertele son 15 dakika 20 dakika namazı bırakıyorsun. Namazın oradaki bütün manasını kaybettin. Olmadı yani. Ha namaz olmadı değil. Oldu da yani sana vermesi gereken çok büyük bir feyiz vardı. O feyizden kendini mahrum ettin. Orada kayıp ettin ya. Yoksa olmadı manası yanlış anlamayın. Kılınmadı, kabul olmadı değil. Yüzlük bir kazançtan 10 kazanmış. Sen şimdi 10 kazancı çok büyük bir kazanç olarak kabul ediyorsan, kaybettiğin 90'ın ardına düşmüyorsan o zaman tamam kardeşim sen haklısın, sen kazandın. Ama 3 kuruşluk dünya hayatında 10 TL az kazanalım 80 kere düşündüm lan niye yapmadık, niye fazla kazanmadık, niye daha fazla kazanmadık diye üzülüyoruz değil mi? Bize bu hissiyat işte bu ahiret için verilmiş ya. Evet asr zamanı yani asr, ikindi vakti. Ayet-i Kerime'den çok iyi bilirsiniz. İnsan hüsrandadır diyor. Şimdi hangi insan hüsrandadır ona bakacağız. Evet güz mevsimine bakıyormuş. İhtiyarlık vaktine bakıyormuş ve özellikle şurası önemli. Hem ahir zaman peygamberin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şunat-ı ilahi ve inamat-ı rahmaniyi ihtar eder. Şimdi kainat tabakasında güz mevsimini hatırlatıyor bize. Sabah namazı uyanış ilk adım başlangıcı ders veriyordu. Öğlen zuhur vakti kemali ders veriyordu. Şimdi ikindiye geçtik. Asr zamanı da bize aslında neyi ders verecek biliyor musunuz? Grubu ders verecek. Batışı ders verecek. Yani güz mevsimi artık ilk bahar ve yazın bitişidir. Değil mi? Ve insanı çok derinden etkiler. Bakın şairlerin çok böyle eski kaliteli şairlerin. Ben çok şiirden anlamam ama eski birkaç tane okuduğum adam böyle şiirlerden bilirim. Akşam vaktiyle güz mevsimiyle ilgili çok müthiş şiirler vardır. Çünkü insanın ruhunu en derinden etkileyen mana güz mevsimidir. Ruhun firak ve zevali en çok rahat ve net hissetmiş olduğu zaman dilimi güz mevsimidir. O yüzden hem kainattaki zeval ve firak yiyen
hem de karşı cinsten zeval ve firakı yemiş bir insan öyle şiirler yazar ki böyle oturur da ağlarsın, oturur dinlersin ya. Çünkü neden? Yanmış adam yani. Çifte kavrulmuş. Hem kainat hem de karşı cinsten yiyince darbeyi. Ondan sonra bakıyorsun hop öyle güzel sözler söylüyor ki derinden derine vuruyor insanı. Şimdi güz mevsimini ders veriyor. Peki tabakat-ı ömür insanda nedir? İhtiyarlık vaktini ders verir bize. Asr zamanı. Bakın ihtiyarlık ve güz mevsimi aslında insanın ve kainatın pozasıdır. İhtiyarlık yani böyle bizim zahirde hoşumuza gitmez. Ben şimdi ihtiyarlık devresine girdiğim için 40 yaşından itibaren elhamdülillah hızlı bir giriş yaptık böyle. Her tarafından bütün organların yeni öğrenmeye başladım yani. Mesela affedersiniz kalçamın üzerinde sinirler varmış. Öğrendik yani. Ta Bursa'ya kadar gittim. Sinirlerin yerini öğrendim. L1, L2 diye bölüm varmış. Daha önce hiç alemimde yoktu benim yani. L1 ve L2. Şimdi L1 ve L2'nin yerini öğrendik. Sonra böbreklerin yerini öğreniyorsun. Sonra onu öğreniyorsun. Sonra işte tansiyon, kolesterol derken ihtiyarlık çanları çalmaya başlıyor. Şimdi maddeyle eğer muhatap olursak, maddeyle kendimizi değerlendirirsek evet çekilecek çile değildir ihtiyarlık. O yüzden derler ki ihtiyarlık maskaralık değil mi Emin abi? Ama maddeyle değil manayla mütevecci olduğumuzda ihtiyarlık insan için kemal devresidir. Çünkü peygamberlik devresidir. 40 yaşından itibarenki dönem insanın aslında piştiği, olgunlaştığı, hem tat aldığı hem tat verdiği zaman dilimidir. 40 yaş ve sonrası bütün evreler insanın pişme zamanıdır. O yüzden peygamberlik yaşıdır 40 yaş. Kemalat yaşıdır derler. Eğer 40 yaşına kadar bazı altyapıları doldurmazsanız, zemini doldurmazsanız 40'tan sonra aynı tas, aynı hamam devam eder. Eğer bir adam 40'tan sonra hayata aynı bakıyorsa o adamda sıkıntı vardır. Adam Kur'an'a bir ders almamış. Habire konuşuyorsa, boş konuşuyorsa, habire gülüyorsa hususi müstesna zamanlar hariç bu insan mesajı almamış. Bu adamın daha posası çıkmamış yani. Özü çıkmamış. Artık 40 yaşa geldin mi senin artık el frenini çekmen lazım. Hayata farklı bakman lazım. Çünkü hayat sana farklı baktırıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası var. Bakın Meryem suresinde geçiyor. Diyor ki Ya Rab iyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı. Eridi. Başımdaki saçlarım ağırdı. Beyaz alevler gibi tutuştu diyor Zekeriya Aleyhisselam ve dua ediyor. Biz diyor Zekeriya'nın duasını duyduk. Demek ki yaşlanınca yapılan dua çok farklı oluyor. Çünkü aciz ve zaafın, fakr ve kusurun en net hissedildiği zaman dilimi ihtiyarlık devresidir. Büyük bir nimettir. Bulunmaz bir nimettir. Ama altyapı çok sağlam dolarsa, altyapıyla yani marifetullahla kendini analiz edersen ama bunu yapmazsan dökülen saçların sana acı verir. Geçen seneler seni yakar. Gidi ne yapardık biz şimdi yapamıyoruz gördün mü? Ya yapma. Allah Allah. Böyle koşardım. Koşma. Koşma abim. Hatta senden koşmanı isteyen yok. Ya böyle böyle yapardım. Abi sus artık. Yavaş yavaş dön. İnna lillah ve inna ileyhi raciun hakikatine dön. Yani neden geldin? Ne için geldin? Burada vazifen nedir? Tam böyle ciddi analiz edeceğin yaş devresine girdin sen artık. Dön. İnsan devrinde ihtiyarlık vakti. Peki edvar-ı ömrü alemde. Yani o 6 gün yaratılıştaki 3. gün. Bakın çok önemli nokta bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetine. Bakın hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Bu hadisi yeni buldum. Çok bana niye Efendimiz'i ikindiye koyuyor ki? Kemal Selim'i öğle namazına koyması lazım dedim. Hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki bakın ben insanlığın ikindi vaktinde geldim diyor. Yani insanlığın kemal vakti asr-ı saadetinde geldim ben diyor ikindi. Yine bir hadis-i şerif aslında asr zamanı bize ikinci bir noktaya da ihtar ediyor ve ders veriyor. Diyor ki bakın asr grubun hissedildiği, batışın hissedildiği zaman ya aslında Efendimiz'in gelmesi kıyametin de hemen ardından gelmesi demek. Çünkü ben size kıyametle şu vaziyette olduğunuz zamanda geldim. Yani benden sonra kıyamet diyor Efendimizin hadis-i şerifinde parmağını uzatarak da işaret ederek bu ifade ediyor. Ben ve kıyamet. Şu iki parmağım gibi. Yani asr-ı saadet aslında nedir? Artık müntehadır ve grubun da başladığı yerdir. Batışın da başlamış olduğu yerdir. Yani ikindi vakti aslında en ciddi manayla bize neyi ders verir? Batışı ders verir. Grubu ders verir. Şimdi o yüzden de ikindi namazında ayet-i Kerime'de ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Asra yemin olsun ki hüsrandadır insan. İnsanın pozasını anlamayan, özünü anlamayan, kainatın ve yaratılışın özünü anlamayan, bu hayatın özünü ve pozasını anlamayan insan hüzündedir. İşte asr dediği mana budur. O yüzden ikindi vakti insanın kemal vaktidir ve namazların da ortasıdır. Özellikle orta namaz derken ayet-i kerimede bu manaya dikkat edilir. Çünkü bu manayı anlaman lazım. Bakın kainattaki grubu görmen lazım ki sen bu
bu manayı anlayasın. O grup içerisindeki batışları görmen lazım ki bu manayı anlayasın. Ama bunu anlamadıktan sonra, insanı da anlamadıktan sonra işte iş mesele gidiyor. Yani ikindi namazının vermiş olduğu ana mesajı algılamamış oluyoruz. Çok önemli bir nokta bu. Evet, geçtik akşam namazına. Mağrib zamanı, yani akşam namazı, güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliye, yani celal, insanı ürküten, böyle haşyetin, böyle Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tam net gözüktüğünü ve aciz, insanın da acizini tam hissetmiş olduğu bir tecelliyat. Nerede hissediyormuşuz bunu biz? Kainatta akşam namazının güz mevsimindeki ahiri. Artık yani güz mevsimi vurdu ve bütün mahlukat gidiyor. Yani ölüyorlar tabiri caizse. Grup batıyor, tamam mı? İnsanda da insanın vefatı. İnsan gitti. Yani ben öldüm aslında. Akşam namazı bana ölümü ders veriyor. Ve edvar-ı ömrü halinde de yaratılışın 4. günü, yani kıyamet başındaki harabiyet. Yani kıyamet kopacak ve bir harabiyet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın. Güneş batınca akşam vaktinde kıyamet kopacak diyor. Şimdi bu hadis-i şerifi alıyor bizim mübarek. Diyor ki akşam vaktinde diyor kıyamet kopacak. İyi de şimdi burada akşamken Endonezya da gündüz. Bizim tam tersimizde gündüz. Değil mi? Şimdi bunu böyle aldın mı olmaz. Buradaki akşam vakti işte buranın akşamı. Buranın değil. Buranın değil. Tamam mı? Bakın hadis-i şeriflerle mana tasdikleniyor. Şimdi sen bu hadis-i şerifi buraya göre alırsan tamam kardeşler, bugün Fatih'te şimdi oldu akşam. Ama buradan Amerika'da herhalde 12 saat fark varsa, değil mi? Tam tersi istikamette gündüz oluyor. Şimdi burada kıyamet koptu, orada kadar kurtuldu. O zaman biz tam burada kıyamet koparken oraya gidersek kurtulduk. Biz kıyamet denk gelmeyecek bize. Hayır. Buradaki gün manası şu. 6 günün yani akşamında artık son demlerinde kıyamet kopacak. Şimdi aslında şuradaki görmüş olduğumuz mana vefat, vefat ve vefattır. Ve bize bu bir arayışa gitmesi lazım. Meşhur bir peygamberin duası var. İbrahim aleyhisselam. Nedir? Batıp gidenleri sevmem. La uhibbul afilin. Bakın la. Gene la çıktı karşımızda. Değil mi? Ne demek la? Yoktur. Yok. İstemem. Uhib. Yani evet seveceğim ama afil olanlar. Yani batıp gidenleri sevemem ben ya. Bu bir neticedir. Şimdi nereden bunu sen söyledin? Durdururken la uhibbul afilin. Bir şey görmen lazım. Bir şey batanı görmen lazım. Biteni görmen lazım. İşte akşam namazı bu harabiyeti ve bu vefatı ders veriyor bize. Akşam namazı büyük bir tasarruftur. Celali bir tasarruf. Koca güneşin batmasıdır. Bakın kainatta dünyadan 1 milyon defa daha büyük olan bir gezegen olan, bir yıldız olan güneş batıyor. Fena damgasının en net gözükmüş olduğu andır akşam namazı. Ve insanı o yüzden bir arayışa iter. O arayışın neticesinde sen la uhibbul afilin dersin. O seni bir bakiye iter. Sen bir bakiye ararsın. Bakiye ulaşmak için adım atarsın. Akşam namazının en net manası budur. Peki yatsıda ne diyeceğiz? İşa vakti. Yatsı. Alemi zulümat. Karanlık. Nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini ve kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesi, hem vefat etmiş insanın baki asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesi, son olarak da bu imtihan dünyasının, dar-ı imtihanın bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Yatsı namazı çok böyle uzundur, çok dehşet bir mana var, tamam mı? Şimdi önce gece gündüz alemleri siyah kefenle sarıldı. Bakın gündüzdü ve gündüz zulümatla kaplandı. Birinci kefeni giydi, siyah. Peki kışı söyledi, neden kış? Çünkü mağrib neydi? Güzün ahiriydi. Yani kışın başlangıcıydı. Kainatta kış mevsimi yatsıyla manalanır ve kışın ne yapar? Beyaz kefeni yeryüzünü örter. İki tane kefen. Peki tabakat-ı ömrü insanda vefat eden insanın, insan vefat etmişti mağrib zamanında akşam namazında. Şimdi burada insanın baki kalan asarı dahi, eserleri dahi nisyan perdesine sarılıyor. Bakın buna bir örnek vereceğim. Allah rahmet eylesin. Abdullah amca değil mi? Vefat etti. Cenab-ı Hak rahmet eylesin inşallah. Buradaki manadan hissedar eylesin inşallah. Allah bize de ibret almayı nasip etsin. Şimdi bakın şu anda Abdullah amcamız vefat etti ama hala bakiye eserleri devam ediyor. Hafızada hala Dursun abinin geçmişte babasıyla yaşadığı güzel anlar veyahut da çekmiş olduğu o hastalık anındaki sıkıntılar devam ediyor. Eve gidecek, bazı eşyalarını görecek, hala eserleri devam ediyor. Ama Dursun abinin dedesinin eserleri kalmadı, değil mi? Hiçbir şey kalmadı. Unutuldu. Sıfırlandı yani. Akşam namazından sonra bakın güneş battıktan sonra hüzmeler durur ya böyle. Hafiften bir kızıllık olur. Böyle bir hafiften bir ışık tonajı olur. Ama ondan sonra tam manasıyla gece bastırır ki biz İstanbul'da manayı yakalayamıyoruz. Çünkü her yer ışık. Ama şöyle biraz daha
maçlarında mesela İzmit'te falan bunu çok net görürsünüz. Orada artık bastırır gece. Ulan dersin ki oh, karanlık. Hiçbir şey kalmadı. Yani şundan atıyorum bir 20-30 sene sonra Abdullah amca Dursun abinin belki hafızasının çok çok kenarlarında kalacak. Belki Dursun abinin inşallah çocukları olduğunda çocukların hafızasında bile olmayacak. Bir nesil daha atladığınızda hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şeyimiz kalmayacak. Artık biz unutulduk. Hani dua ederken deriz ki nesli tükenmiş, Fatiha'sı okuyacak kimsesi kalmamış diye çok böyle canlı dualarda söylenen kelamlar vardır ya böyle. Hepimiz de böyle olacağız işte. Yatsı namazı bize bunu ders veriyor. Yani övünmüş olduğun şanın, şöhretin, malın, mülkün falan filan işte çocukların, torunların falan hepsi gün gelecek seni unutacak. Ama seni biri unutmayacak. Seni yaratan unutmayacak. Çünkü seni yokluk aleminden almıştı, var etmişti. Varlık alemine soktu, yine aldı, yine götürdü. Başka bir alemde en köşelere gitsen, nereye gidersen git. Üzerine belki 40 ton toprak dağıtsalar, yerin dibine de girsen, senin üzerine 100 tane nesil gelse Allah seni unutmayacak. İşte yatsı namazı bu manayı ders veriyor bize. Elhamdülillah. Peki edvar-ı ömrü alem 5. gün. 6 gün yaratılışın 5. günü. Yani kıyamet koptu mağripte ama bir enkaz var. Enkaz süpürülüyor artık. Yani hiçbir şey kalmıyor. Yani büyük alem de tamamen sıfırlandı. Küçük alem unutuldu. Büyük alem de unutulacak artık. Hiçbir şey kalmayacak. Dünyada hiçbir şey kalmayacak. Sıfır. Yine başlangıça dönülecek yani. O yüzden yatsı namazı bize nisyanı ders verir. Unutulmayı ders verir. Sen bilirsin ki bu kainat kefeni giydi gibi tabakatı ömrü insan da gün gelecek, ölecek ve insana ait her ne varsa unutulacak ve büyük alem olan kainatta o kıyamet hengamından sonra tamamen unutulacak ve yok olacak. Sıfırlanacak. Ve bir tek Allah kalacak. Hadislerde öyle geçiyor. Cenab-ı Hak nida edecekmiş. Benim. İşte hakiki ben konuşacak orada. Var mı benden başka? Zaten var mıydık? Var zannedenlerin hepsi gitti. Var mı benden başka diyecek. Hani böyle içeri girersin ya. Var mı benden daha büyük? Hani böyle teşbih makamında söylüyorum. Cenab-ı Hak bütün o el mevtü hakkun kahhar tecellisiyle bir sıfırlayacak ki sıfır. Enteresan, acayip bir şey yani. Elhamdülillah. Yani bir noktada insan ürküyor ama bir noktada merak ediyor ya. Nasıl bir şey olacak? Ben hani dizilerimi merak edersin ya. Değil mi? İnsan Allah merakımızı böyle bunlara çevirsin. Yani mesela dirilişin sonunu merak edeceğimize Nebe'de geçen, Amme'de geçen, ondan sonra kıyamet hengamını keşke merak etsek de o kadar ciddiye acaba nasıl olacak falan deyip böyle o iştiyakla okusak. Namaz vakitlerine o manalara baksak. Allah inşallah ziyadeleştirsin bu manayı. Şimdi geçtik gece vaktine. Gece vakti hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer. Bakın ruhu beşer dedi. Çünkü ceset bir yere kadar arkadaşlar. Ceset bu manaları anlayacak, isteyecek bir mahiyette yaratılmamış. O yüzden madde ile kendimizi tanımladığımız nispette din bizden uzak olacak. O yüzden şu maddeyi geçmemiz lazım. Bu esas değil yani. Kaşımız, gözümüz, saçımız, gücümüz, kuvvetimiz esas değil yani. Dökülsün, bırakın dökülsün ya. Elhamdülillah. Yeter ki ceset dökülsün. Yeter ki ruha zarar gelmesin. Bizim ruhumuz delik deşik olmuş ama biz cesetle uğraşmaktan ruhumuza baktığımız yok yani. Aman cesede bir şey zarar gelmesin. Hemen en yakın doktora, en mütehassıs doktora gideriz. Ama ruh olmuş delik deşik. Ne namaz kalmış, ne niyaz kalmış, ne dua kalmış, ne bir şey kalmış. Yani elek gibi olmuşsun ya. Kevgir gibi olmuşsun. Ya arkadaşım ben okuyamıyorum. Acaba neden okuyamıyorum diye. Hiç araştıran bir adam denk gelmedi bana. Ben neden okuyamıyorum? Ya birkaç kişi sormuştu. Allah var da. Ben okuyamıyorum. Nedendir? Neden ondan sonra bunu yapamıyorum diye. Araştıran, inceleyen çok az adam var. Ama kalite azlarda da unutmayın. Gece vakti hem kış hem kabri hem alemi berzahı ifam ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd. İşte sır burada. Kabir gecesinde berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Şimdi gece vaktine girdik ve kainattaki kışı, tabakat-ı ömrü insandaki kabri ders verdi ve son olarak yaratılış saatinde son gün, 6. gün. Şimdi bakın kış ve kabir. Bu kısım insan ruhunu darmadağın eder. Darmadağın ederken ürkütür. Yani bu bir karanlığın içerisinde bir nur lazım bize. Yani kabirle gireceğimiz alemi berzahla devam edecek o yolculuk çok ciddi bir sıkıntılı bir yolculuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki bakın kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat diyor namaz kılın. Şu karanlık içerisinde bir lamba takmaktır teheccüd namazı. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaciptir. Bize sünnettir. Ama her şuurlu Müslümanın, her öteki alemi arada ciddi çalışan bir Müslümanın en büyük derdi 5 vakit namazdan sonra şu vakitte mutlaka kalkmak için uğraşmaktır. Çünkü bu vakit bir koridordur. Seni o aleme sokar. Yani sen kabir yalnızlığını, alem berzahtaki o acı yalnızlığı ve hadislerde ifade edilen insanı çok ciddi etkileyecek olan o yalnızlığı soluklayacağın zaman dilimi teheccüd zamanıdır.
Teheccüd mutlaka kalkmamız lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Teheccüde kalkıp sabah namazı kaçırmayın ama. Yani 10 bin tane teheccüd kılsan bir tane sabah namazı etmez. Ama teheccüd alemimizde olsun. Ama teheccüde kalkmak için bir İslami yaşantımız olsun. Gece 2'de 3'de yatarsanız teheccüde değil sabah namazına kalkamazsın. Hep söylüyorum uyku vakti çok önemli. Biz dengesiz bir hayat yaşıyoruz. Dengesiz bir hayattan dengeli bir netice bekliyoruz. Disiplinsiz bir hayattan disiplinli bir netice bekliyoruz. Olmaz. Öyle değil mi? Hani en başarı hikayelerine bakın. CEO'ların vermiş olduğu. Mesut abi daha iyi bilir böyle şeyleri. Hep başarı hikayelerinde bir sistematik çalışma, disiplinli bir hayat vardır. Gece olmuş 2-2.30. Tamam mı? Hemen ne yapıyorum? Kitap okuyorum. Abicim gece 2.30'da kitap okunmaz. Yatacaksın. Çok baba yiysen kalkacaksın 3'te, 4'te. Teheccüd namazına vaktinde kitabını okuyacaksın. Uykunu alacaksın. O saatte uyuyacaksın. Ya ben çok güzel kitap okuyorum abi. De fon müziğiyle kitap okuyorum. O da ayrı bir şey yani. Fon müziğiyle kitap okumak, risale okumak yani. Hiç ben elhamdülillah ilk defa ben aynısını ilk defa duyuyorum ya. Daha neler duyacağız? Ya dinlersin. Ne halin varsa gör oku da. Sen bilirsin. İşte herkesin istifadesi farklı da benim alemime oturmuyor. Beyin yapısını az buçuk böyle inceledim de sen aslında fon müziğine gidiyorsun. Adam bir tanesi meşhur bir hocanın kasetlerini dinleyip ağlıyormuş. Sonra o adamın normal sesiyle yani arkada fon müziği olmadan sesiyle vaazını dinlemiş. Demiş ki ulan demiş biz fon müziğine ağlıyormuşuz demiş. Tamam vaaza değil. Adam bak farkında değil vaaza ağlamıyor. Fon müziğine ağlıyor. Ama sorsan vaaza anlıyor. Ne alakası var? Müzik seni alıp götürür. Kelamda büyük sır vardır yani. Yani ben çok istifade ediyorum. Evet sen istifade ettiğin şey kitap değil o fon müziği. Seni alıyor götürüyor nereye gidiyorsan sen. Buraya nereden geldik ben de bilmiyorum ama geldik olsun. Girdik bir kere bir şekilde çıkacağız. Yani bu kabir ve berzak karanlığında ışık istiyorsak özellikle her ciddi bir Müslümanın ve Risale-i Nur talebesinin aleminde bir teheccüd niyeti olsun. Yani o saatlere mutlaka kalkalım. İki rekat namaz, iki rekat o yalnızlığı, o karanlığı tefekkür etmeye çalışalım. Kabri tefekkür etmeye çalışalım. Bakın bunlar bizim maneviyatımıza çok şey katacak. Ruhumuza çok büyük şey güç katar. Tamam ama yani bunun için birazcık daha böyle yoğunlaşmak lazım. Fotoğraf çekilirken portre modu vardır değil mi? iPhone'lara bilirsiniz. Portre ne yapar? Objeyi öne çıkartır. Çıkarmış olduğu objenin arkasındaki bütün diğer objeleri flu yapar. Şimdi neden bunu yapıyorsun? Bak şimdi ben buna fotoğraf çekileyim. Buna çekilirken ben portre aldığımda kendimi odaklayacağım. Çünkü ben beni çok seviyorum. Beni beğenenleri de beğeniyorum. Tamam mı? Öne koydum. Burayı sildim. Ne oldu? Ben öne geçtim. Odaklanma Hasan. Aynen bunun gibidir. Bakın odaklanmamız, yoğunlaşmamız eğer dünyaysa, dünyadaki maksat siyasetse, işte futbolsa, işse sen onu öne aldın. Objeyi öne koydun. Arkada ne kaldı? Ahiret kaldı. Din kaldı. Okuman kaldı. Tefekkürün kaldı. Şimdi ne yaptın? Objeyi öne koydun. O yüzden birinci sıraya eğer dinimizi ve ahiretimizi koyarsak, portre modunda eğer onu odaklanırsak, geri kalan hepsi teferruat olmaya başlar. O zaman din bize bir şey katmaya başlar. O zaman namaz dediğimiz hakikat bize bir şey katmaya başlar. O zaman anlarız ki ya bu din harbiden benim ihtiyacım. Namaz benim ihtiyacım. O yüzden de ne dedi bak şimdi? Asıl vazife ve fıtrat ve esas-ı ubudiyet olan, kat'i borç olan namaz. Demek ki zorunlulukmuş namaz. Zorlama değil. Mecburiyet. Olmazsa olmaz. Namaz anlayana. Bunu anlamadıktan sonra kılarsın. İşte kılıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bu manayı yakalamayı anlamayı hepimize nasip etsin. Hakkınızı helal edin. Subhaneke la ilmenela illa ma'lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menülhamdülillahi rabbil alemin. Allah abimizin ruhuna El Fatiha'ma salavat.